istiyorum. Süper Evet. Lig'de başlayalım. Sonra tabii değineceğiz kendi çaplama. Süper Lig'deki bir genel yarışla ilgili bir yorumumuzu alalım yukarısıyla ilgili. Biz biliyorsunuz futbol Anadolu sayfasıyız ve Anadolu takımlarının ön planda olması için bu yola girdik. Bununla ilgili de birazdan başka bir sorum olacak ama Trabzonspor iyi gidiyor. Trabzonspor için sizce o sene bu sene mi şampiyonluk yarışı ne olur? Evet. Yani Trabzonspor bu sene gerçekten Abdullah Hoca uzun zamandan beri planladığı, istediği futbol oynatabileceği bir sistem, bir düzen, bir oyuncu grubuyla şu an çalışıyor. Dolayısıyla başarısız olması için hiçbir sebep yok. İyi de gidiyorlar. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Anadolu takımlarına da baktığımızda ilk görüyoruz hepsi Anadolu takımı. Konyaspor olsun, Alanyaspor olsun, Hatayspor, Evet. Trabzonspor, diğer İstanbul Üç büyük devleri demek dörtte dediğimiz yok. üç büyükler, evet, ilk dörtte yok. Bu da ligin kalitesinin ne kadar arttığını gösteriyor işin açıkçası. Bu Anadolu takımları için memnuniyet verici bir durum. Evet. Başkanım, şimdi Sivasspor'a da yavaştan geçelim. Sivasspor'un biliyorsunuz uzun süre bir kazanamama serisi var. Bu sene bir galibiyet olabildi. Şöyle söyleyeyim. Sivasspor Galatasaray'la beraber bu sene 19 maça çıktı. Diğer takımların birçoğu 13 maça çıktı. Konferans ligini oynamanızın bunda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kötü gidişatı neye bağlıyorsunuz? Tabii şimdi Avrupa kupalarına katılmak özellikle Anadolu kulüpleri için kadronuz yeteri kadar derindeyse ciddi sıkıntı yaşıyor. Anadolu kulüplerinden yani Avrupa'ya katılan takımların birçoğu kulüp olarak küme düştüler veya küme düşmeye oynadılar. Geçen sene Başakşehir Şampiyonlar Ligi mücadelesi verirken Aktaş en son. Akhisar düştü. Evet. Yani hem Avrupa'yı hem Türkiye'ye götürmek kolay olmuyor bizler için. Çünkü dar bütçelerle mücadele ediyorsunuz. Diğer kulüpler kadar gelirleriniz olmayınca bu ciddi manada zorluyor da aynı zamanda. Peki, bence ki çok da kötü yürütmedi Sivasspor bu süreci. Konferansın iki tur geçti ve konferansın yine gelebilecek en zor 2-3 takımdan biri geldi en son turda. Çok fena geldi. Yine de kötü gitmedi bence Sivasspor. O açıdan bir parantez açmak istedim. Bir ikincisi de transferlerin etkilediğini düşünüyor musunuz? Yapılan transfer politikasından dolayı başarısız da bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Etkisi varsa sizce ne kadar var? Ya mutlaka şimdi transfer yaparken biz hep hocamızla ve teknik ekibimizle beraber karar verdik. Hocanın istemediği kimseyi transfer etmedik. Çünkü her hocanın kendi bir futbol anlayışı var. O futbol anlayışına istinaden transfer yapabiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre transfer yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hocanın istekleri doğrultusunda biz de transfer politikamızı güncelledik. Baktığımızda sözleşmesi biten oyuncularımız vardı. Hocanın gönderebilir dediğimiz oyuncular vardı ama hoca onlarla yoluna devam etmek istedi. Biz de bu doğrultuda hocamızın isteği doğrultusunda hocamızın istediği transferlerle devam ettik. Anladım. Peki, şimdi ben bir istatistik vereceğim size. Sivasspor bu ligin en az gol yiyen 5 takımından biri. Ama atanlar arasında da en düşük seviyede geliyor. Sivasspor'un geri hattına bakınca kalecisi, sağ beki, sol beki, stoperin birisi Türk, sadece Dimitris yabancı. Hücum hattında da full yabancı var. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce hücum hattındaki sıkıntılardan dolayı mı Sivasspor bu halde? Kadro planlaması yaparken şimdi oynatmak zorunluluğu olan Türk futbolcu sayımız var. Bu yıl 3, önümüzdeki yıl 4, ondan sonraki yıl 5 Türk'le oynamak zorundasınız. Evet. Dolayısıyla bir bölgeye bir yabancı bir Türk alamıyorsunuz. Bir bölgeyi koyacaksanız ya alternatif de Türk olmak zorunda, yabancının alternatifi de yabancı olmak zorunda. En azından böyle dizayn ederseniz atıyorum işte sağ bekleriniz Türk, kalecileriniz Türk, sol bekleriniz Türk ise o zaman 3 Türk kriterine zaten uymuş oluyorsunuz. Kadroyu da buna göre dizayn etmeniz gerekiyor. Birçok takımda da bu böyledir. Kaleci bu anlamda çok önemli bence başkanım. Evet. Ya biz kalecilerimiz aslında
İyi, biz kalecilerimizden memnunuz. Ali Şaşal da üst düzey bir kaleci. Muammer de onu aratmaz. Gayet iyi bir kaleci kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ya zaten hani konumuna bakacak olursak Sivasspor'un en az gol yiyen takımlarının biri olması açısından İlhan'ın full Türk olması beni de zaten umutlandırıyor bu açıdan. Gelecek olan yabancı kurallardan dolayı. Bakalım ilerleyen süreç bizlere neleri gösterir. İnşallah. Geçen yıl da böyle başladık. Gerçi baktığımız zaman istatistiklere ben son 5 yılın en kötü başlangıcını yaptık diyebiliriz ilk 13 hafta için. Ama bu toparlanmayacak anlamına gelmez. Geçen sene de lige böyle başladı. Ligin ilk yarısını 14. olarak tamamladık. Ama ikinci yarısı bir seri yakalayarak 19 maç arda arda hiç çevirmeden ligi 5. bitirdik. Bu sene de bir çıkış bekliyoruz ama hani takım olarak tabii eksiklerimiz var. Umarız devre arasında o eksiklerimizi giderip daha iyi bir yerlere geliriz diye düşünüyorum. Transferlere de geleceğim birazdan. Alttan da soruları görüyorum transferlerle ilgili. Ama ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Sivasspor önümüzdeki 3 hafta çok zor bir lige girecek. Şurada bakıyorum Hatayspor'la oynayacak. Alanyaspor'a gidecek. Bu iki takım da ligin ilk 4'ünde yer alıyor. Sonra da aslında Galatasaray'la oynayacak. Bu 3 maçtan Sivasspor nasıl çıkar sizce? Ne bekliyorsunuz? Ya her maça sonuçta galip gelmek için çıkıyorsunuz ama tabii şu an önümüzde oynayacağımız 3 maçta gerçekten ligin şu an en formda takımlarıyla oynuyoruz. Bu bir anlamda dezavantaj gibi görünebilir ama böyle anlarda, bu kötü zamanlarda iyi takımlarla futbol oynamak takımı daha fazla motive eder. Bu kesinlikle. Benim için bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Yani bu Sivasspor'a bir ivme kazandırır diye düşünüyorum yani işin açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum. Eğer Sivasspor bir eşik atlatacaksa bu üçünü programdan başarıyla atlatabilirse bu işi bence atlatır. Devamında gelir o çıkışın diye düşünüyorum. Evet, sonrasında iyi bir çıkış yakalarız diye düşünüyorum inşallah. Peki başkanım, şimdi Mecnun Başkan yanılmıyorsam bir 20 yıldır Sivasspor'un başında. Rıza Hoca'yla da yine yıllardır süren bir yolculuk söz konusu. Rıza Çalınbay ile daha da uzun süreli bir hedefiniz var mı? Varsa bundan nelerdir? Ya ben hep şunu savunuyorum. Dünyada futbolu tekrar keşfetmenin bir anlamı yok. Dünyada futbol iki türlü çözülüyor. Ya kulüp olarak kendiniz kurumsal olarak bir yapı kurarsınız. Bu kurumsal yapı içerisinde transferi, stratejiyi, taktiği kulüp belirler. Başına hoca getirirsiniz. Bayern Münih'te olduğu gibi. Ya da işte Manchester'da, Arsenal'da olduğu gibi. İşte nasıl Sir Alex Ferguson'a teslim ediyorlarsa 20 yıl, 25 yıl veya Liverpool gibi. İşte Klopp'un başarısı ortada. Bir hocayla istikrarlı bir şekilde uzun yıllar çalıştığınız zaman veya hoca kendi sistemini kurup o sisteme göre oyuncularını takviye yapıp o şekilde takımını kurduğu zaman başarı geliyor. Ben çok fazla mesela böyle hoca hani 10 maç, 3 maç, 5 maç başarısız oldu. Hocayı gönderelim, değiştirelim, yenisini alalım. Ben buna karşıyım işin açıkçası. Yani bir hocayla sözleşmeniz varsa mümkün olduğunca sonuna kadar devam etmeniz gerekiyor. Rıza Hoca'yla da biz devam etmek isteriz. Yani Rıza Hoca'yla karşılıklı anlaşıldıktan sonra keşke hocamızla 5 yıl, 10 yıl sözleşme yapabilsek. Ama tabii şartlar veya Rıza Hoca hani buna evet der mi demez mi? O söz konusu değil şu an. Hocamız her yıl bir yıl sözleşmesini uzatıyor. İstemediğim kadro olursa devam etmem diyor. Dolayısıyla o da hocanın kararı. Ona da saygı duymak lazım. Ama biz mümkün olduğunca hocamızla her halükarda arkasında durup devam etmek tarafındayız yani. Anladım başkanım. Ben de her zaman istikrardan yanayım. Yani çok sürekli böyle 3-5 maç kazanamayınca kulüplerimiz, hocalar da bunları öyle falan. Yani bu açıdan Sivas bir Anadolu takımı 13. hafta sonunda 7. kez teknik direktör değişti. Yani bu sürekli hoca değişiklikleri yani bana çok ters geliyor, bilmiyorum. Ya bana da ters geliyor. Sonuçta burada bir şu an mevcut durumda bir başarısızlık söz konusu ise bunu tek taraflı bakmamak lazım. Yani sadece hoca ve teknik ekibi suçlamak yanlış olur. Burada yönetim olarak biz kendi üzerimize düşenlere de bakmamız lazım.
taraftar olarak da bakmamız lazım. Yani bu da herkesin katkısı mutlaka oluyor. Yani taraftarın sahayı doldurması lazım. Yönetimin daha iyi bütçeler bulup yaratıp bir şekilde daha iyisini yapması lazım. Yani futbolcuların daha fazla motive olup oyuna daha fazla asılması lazım. Yani bu tek taraflı bir başarısızlık asla ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla burada hani hocamız başarısızdır veya oyuncularımız başarısızdır diye bir söylemde bulunmam söz konusu değil. Başkanım bir şey sorusu aldım hemen araya. Mecnun Başkan sezon başında çok alternatif bir kadro kurduk demişti. Evet. Serkan Başkanımız bu konuyu kapanıyorum demiş. Sevgilimiz. Ya şimdi hocamızın isteği doğrultusunda yaptığımız transferler neticesinde biz elbette kadromuzun yine derin olduğunu düşünüyoruz ama tabii aldığımız oyuncuların bir kısmından şu ana kadar bir verim alamadık. Beklenenleri karşılayamadılar. Yani şu an sadece iki oyuncumuz daha etkin olarak sahada. Daha çok onlar 11'de oynuyor. Diğer oyuncular da kendilerini toparlayıp belli bir noktaya gelirse kadromuzun derin olduğunu düşünüyorum ama onlar kendini toparlayamazlar ve aynı seviyede kalmaya devam ederlerse o zaman taraftarımız o zaman haklı duruma düşebilir. Evet, şimdi transferden önce son bir soru soracağım ben kendi sorularımdan. Sivasspor'u yeniden şampiyonluğu oynarken görecek miyiz? Ne zaman olur görürsünüz sizce? Sivas'ın tekrar şampiyonluğu oynadığını görecek miyiz? Yani görebiliriz ama tabii bu hemen olmaz. Yani bununla ilgili uzun bir süreç tekrar bir yeni bir planlama yapmak lazım. Çünkü biliyorsunuz gelirlerimiz anormal derecede düşmüş durumda. Yayın hakları gelirleri önce dövizdi, sonra TL'ye döndü, sonra döviz kurunu sabitlediler. Ama biz aynı şekilde gelirlerimizi ne yazık ki sabitleyemiyoruz. Sözleşme imzalattığımız yabancı oyuncuların döviz kurları 8 lira, 9 lirayken imzalattık. Bugün kurun geldiği yerde benim futbolcu maliyetlerim %50-60 civarında, 60 durumda. Yani Anlayayım. %60 arttığı zaman tüm bütçeleriniz şaşıyor. Bu Kesinlikle. sefer çıkmaza giriyorsunuz. Bunu çözmeniz gerekiyor. Onun için ekonomik ölçüde bazı şeyleri yapmak bizler açısından zor hale geliyor. Dolayısıyla biraz daha sistemin oturması, gelirlerin artması söz konusu da bir süre daha bu sıkıntıları çekeceğiz gibi gözüküyor. Peki başkanım, şimdi alttan da çok yorumlar gelmeye başladı. Ben transfer konusuna geçmek istiyorum artık. Devre arasında transferler yapılmayı düşündüğünüz bölgeler neresi? Transfer yapabilir misiniz veya? Biliyorsunuz devre arasında transfer yapmak biraz zor. Herkes elindeki ömrü vermemek ister. Devre arasındaki transfer politikanızı öğrenmek istiyorum. Devre arası transferler genelde çok başarılı olmuyor ama geçen sene biz yaptığımız iki transferle bir başarı elde ettik. İşte geçen sene sağ beke Ahmet Oğuz, sağ kanada Tyler Boyd'u alarak takım ciddi bir ivme kazandı. İkisi de takımlarında oynamıyordu. Takımında oynayan bir oyuncuyu getirmek zor oluyor. Böyle sürpriz transferler yapıp bunların tutması da tamamen şans bir manada. Oyuncuların potansiyellerini biliyorsunuz. Ama tutabiliyor, tutmayabiliyor. Dolayısıyla hani devre arası transferler çok sağlıklı transfer olduğunu düşünmüyorum ama tabii yetersiz kaldığınız yerde artık mecbur transfer yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de yetersiz olduğumuz yerleri daha henüz önümüzde bir 6-7 haftamız daha var. Bu süreçte eğer oyuncularımız yeterli seviyeye çıkmazsa tabii ki belli mevkilere biz de transfer etmek isteriz. Peki başkanım, Tyler Boyd dediniz. Tyler Boyd bu sene neden kiralamadınız yeniden? Çünkü Beşiktaş'a gitti denildi. Sonra birden Rizespor kiralandı herhalde. Tyler Evet. Boyd yeniden neden kiralamadınız? Tyler Boyd'la ilgili konu şu. Tyler Boyd Beşiktaş kulübünde forma giymek istedi. Kendi kulübünde kalmak istedi.
Tyler Boyd bizim istediğimiz bir oyuncuydu. İstedik, çok da istedik. Devam etmek istedik. Ama o Beşiktaş kulübünden yana tercihini kullandı. Ama Beşiktaş teknik ekibi ve takım onu istemeyince son anda zaten Rizespor'a gitti. Ama biz son ana kadar onu bekleme gibi bir lüksümüz yoktu. Hatta o bölgeye ciddi bir bonservis ödeyerek de Kayseri Spor'dan Pedro Henrique'yi transfer etti. Oğuzhan Özyakup ismi geçiyormuş, Salih Uçan ismi geçiyormuş başkanım. Bunlarla ilgili bir tasarrufunuz olur mu? Ya, şu an çıkan transfer dedikoduların tamamı sadece dedikodudan ibaret. Şu an biz hani hocamızla, teknik ekibimizle bir araya gelip de oyuncu isimleri konuşmadık. Salih Uçan'dır, Oğuzhan'dır. Bunlarla ilgili şu an bir çalışmamız yok. Onlarla ilgili olmasa da başka oyuncularla ilgili şu anda görüşmeye başladığınız isimler oldu mu başkanım? Oyuncularla şu ara görüşemezsiniz. Hani yani ayartmak gibi olur. Yanlış bir politika olur bu. Dolayısıyla bunu ancak devre arasına yaklaştığımız transfer sezonu açıldığı gün itibariyle görüşmeye başlayabiliriz. Peki aklınıza beğendiğiniz isimler var mı şu anda? Ya tabii ki takip ettiğimiz isimler var. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Teknik ekibimiz gidip maçları izliyor, oyuncuları izliyorlar. Olabilir. Tekrar. Neden transferi bir menajerin eline bıraktınız? Kendi listemizde Koray, Sefa gibi oyuncular olmadığını düşünüyorum. Biz transferi bir menajerin eline bırakmadık. Tek bir menajerle de çalışmıyoruz. Biz daha doğrusu çok fazla Sivasspor olarak menajerlerle çalışan bir kulüp değiliz bir kere her şeyden önce. Menajerleri biz diğer kulüpler kadar yüksek meblağlar ödemiyoruz. Ödemeyiz de. Bizim anlayışımıza ters. Dolayısıyla hani iki tane, üç tane oyuncunun aynı menajere bağlı çalışıyor olması tamamen tesadüf. Onun haricinde biz bu zamana kadar hiçbir menajerle işbirliği yapıp da şu oyuncuları, şu menajerlerden alıyoruz gibi bir şey denmesi gerçekten ağır bir itham. Yanlış bir düşünce. Öyle bir durum söz konusu değil. Peki başkanım, kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünüyoruz. Ben yönetime girmeden önce kulübümüz güzel bir altyapı kurmak için bir girişimde bulunmuş. Lakin bu pandemi süreci bizi ciddi manada geriye attı. Pandemi sürecinde altyapıdaki hiçbir oyuncuyla çalışamadık. Ve bu 1,5 yıl altyapıdaki arkadaşlarımızı oynatamamak, onlara antrenman yaptıramamak, 1,5 yılda tekrar geri toparlayamıyorsunuz aynı süreci. Orada altyapıda biz 5 yıllık bir planlama yaptık. Ve oradan ciddi derecede oyuncular bekliyorduk. İyi de oyuncularımız var orada. Ama ne yazık ki pandemi süreci bizi bu konuda ciddi derecede mağdur etti diyebiliriz yani. Peki başkanım, açıklamak istemezsiniz belki ama çok ısrarla sormuşlar. Uğur Çiftçi Trabzonspor'a gidecek mi diye. Bir şey söylemek ister misiniz? Uğur Çiftçi Trabzon'a gidecek mi? Bu çok fazla sorulan sorulardan biri. Yok, hep yani şu konuda rahat olun. Bana sorabileceğiniz her soruyu yani gönül rahatlığıyla her şeyi cevaplayabilirim. Hiç bu konuda tedirginlik yaşamayın. Dilediğiniz soruyu dilediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili hiçbir kıstasım yok. Uğur Çiftçi ile ilgili söylentiler var. Ama resmi bize ulaşan bir durum şu an için söz konusu değil. Uğur Çiftçi bizim için önemli bir futbolcu. Yerini doldurmadan onu göndermemiz de söz konusu değil. Uğur Çiftçi'nin yerini doldurup öyle oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Öyle bir durum olsa bile. Ama Uğur Çiftçi ile sadece Trabzonspor ilgilenmiyor. Başka İstanbul kulüpleri de ilgileniyor. Yurt dışından da kendine teklifler var. Dolayısıyla Trabzon olur olmaz, başka kulüp olur olmaz onu bilmiyorum. Şu an için bunu söylemek için erken. Başkanım, zaten Uğur Çiftçi benim çok beğendiğim sol beklerden birisi. Bir de şu yeni gelen yabancı kuralından sonra çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya tabii ki Uğur bir kere bizim için kıymetli bir oyuncu. Bir de şöyle söyleyeyim, Sivasspor tarihinde Sivasspor Süper Lig'de oynadığı sürece biz de sol bek alacağız dediğimizde sol bekin kimliğine bakıyoruz yani.
Sivaslı olmazsa sol bek oynatmıyoruz. Doğru. Hayrettin, Ziya, Uğur bunlar hepsi ya. Sivas'ın evlatları. Onların bize kredileri her zaman daha fazladır bir Sivaslı olarak. Dolayısıyla onlara daha fazla sahip çıkmak zorundayız. Yine Uğur bile gitse yerine başka bir Sivaslı bulmamız lazım yani. O da zor. Evet, bir 58 numara minik 7 dolar projesinin devamına dair bir gelişme olacak mı demiş. Bu konuda valilikle görüşüldü mü? Vallahi minik 7 dolarla ilgili şimdi şöyle söyleyeyim. Valilik sağ olsun bize bu konuda çok ciddi destek oluyor. Taraftar açısından eğer yasaklar kalkar 12 yaş altı da stada girerse tabii ki olacak. Ama şu an için mevcutta bununla ilgili biliyorsunuz bir kısıtlama var. Pandemi sürecinden dolayı belli bir yaş altı grubunda taraftarımızı ne yazık ki stada alamıyoruz. Peki. Transferlerle ilgili mevki falan sorular başka. En azından mevki söyleyebilir misiniz? Şu mevkiye bakıyoruz gibisinden. Vallahi mevki olarak şöyle söyleyeyim. Yani biz sonuçta sadece bir mevkiye bakmıyoruz. Yeterli olduğumuz mevkide de alternatif yaratmak için oyuncuları izliyoruz, izletiyoruz. Teknik ekibimiz tamamını izliyor. Yani her bölgeye oyuncu izliyoruz biz. Spesifik sadece şu bölge bu bölge demek yanlış olur. Her bölgeye oyuncu bakıyoruz. Çünkü önümüzdeki yılın da planlamasını şimdiden yapmamız lazım. Sadece devre arası değil. Dolayısıyla önümüzdeki yılda sözleşmesi bitecek oyuncular var. Performansı düşecek olan var, yükselecek olan var. Sakatlık olabiliyor. Dolayısıyla her bölgeye her an hazır olmamız gerekiyor. Başkanım bir tane de kişisel soru var. Mecnun Olacakmaz'ın yerine başkan olmayı düşünüyor mu? O da Mecnun başkan olmayı düşünüyor mu? Şöyle söyleyeyim. Bu soru çok fazla geliyor bana da ama size şöyle söyleyeyim. Mecnun başkan bu kulüpte 20 yıldır başkanlık yapıyor. Ve 20 yılın 16 yılı Süper Lig'de Mecnun Başkan'la devam etmiş. 15 yıl ligi sonuçlandırmış ve 15 yılın 5 sezonunda Avrupa'ya götürmüş bir başkan. Mecnun Başkan'ın tecrübesi ve kariyeri gerçekten tartışılmaz. Sivasspor'a kattığı şeyler de tartışılmaz. Tarihinde ilk kez Mecnun Başkan'la Süper Lig oynamış. Ve Süper Lig'e çıktıktan sonra sadece bir sezon tarihsizlik olup düşmüş. Ertesi sezonda geri çıkmış. Ben başkan olmayı düşünür müyüm? Ben Mecnun Başkan kadar kendimi tecrübeli ve yeterli görsem inanın aday olurum. Ama şu an bunun için çok erken. Böyle bir şey olması durumunda da Mecnun Başkan'ın desteği olmadan, onun bilgisi, birikimi ve deneyimini almadan devam etmek de yanlış olur diye düşünüyorum. Anladım. Peki başkanım, e-spor sorayım biraz da. E-spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sivasspor, e-spor ne durumda? Valla Sivasspor, e-spor takip ediyoruz. Geçen sene de, bu sene de, geçen sene bayağı iyi yerlerde tamamladılar. Fenerbahçe şampiyon oldu orada. İlk üçle bitirdiler. Başarılı bir şeyleri var. Bunun haricinde o e-sporda sadece futbol değil, savaş oyunlarında bayan takımlarımız var. Onlar da mücadele ediyorlar. Herhalde geleceğin sporu artık o da ne yazık ki telefonlarımızı, iPad'lerimizin içine girecek gibi gözüküyor. Çünkü e-sporla ilgili şöyle söyleyeyim, çok yüksek meblağlar ödeyip Avrupa'daki kulüpler oyuncu transfer etmeye başladılar. Gerçek futbolcu bedelleri kadar bedeller ödemeye başladılar. Herhalde yani gelişen teknoloji çağında futbolu da artık iPad'in, iPhone'un dijital platformlarının içine sokacağız gibi gözüküyor. Başkanım, Sivasspor olarak futbolda FETÖ kumpası ile ilgili bir dava süreci başlattınız mı diye bir soru var. Ya onunla ilgili ben o süreçte yoktum. Çok o sürecin içerisinde olmadığım için başkanla konuştuğumuzda tabii ki bize çok ciddi kumpaslar yapılmış. Bu zamana kadar da gelmiş. O dönemde hem başkanımız hem kulübümüz diğer takımlar tarafından da çok ciddi yara almış. Bununla ilgili hukuki süreçlerimiz tabii ki sonuna kadar devam
Taraftar yeniden tribüne çekecek hamlelerimiz var mı acaba demiş bir seyircimiz. Evet. Taraftarı çekebilecek bir şeyimiz var mı? Taraftarı çekebilmemiz gerçekten ya taraftarın bir kere istemesi lazım. Bu kulübü seviyorsa ve bu kulübün ayakta kalmasını istiyorsa taraftarın bize destek olması lazım. Taraftarın stadı doldurması lazım. Hani bunun için ne yapılabilir inanın bilmiyorum. Yani gerçekten biz taraftar konusunda da ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz diyebilirim. Biz bu konuda biz taraftardan destek bekliyoruz. Sivasspor'da yeniden bir yıldız oyuncu görecek miyiz başkanı peki? Daha önce biliyorsunuz Robinho'lar geldi. Ya bu takım sonuçta Sisinho'ları, hani Robinho'ları, işte Roberto Carlos'u, Da Costa'yı, evet, birçok oyuncu görünür. Şimdi hep bu tip transferler yapıldığında ilk eleştiriler şey oluyor. Ya bitmiş oyuncu, işte yaşlı oyuncu söylemleri oluyor. Şimdi günümüz futbolunda hem genç hem yıldız bir futbolcuyu bırakın Sivasspor'a Türkiye'ye getirmek imkansız bir durumda. Çünkü bütçeler çok yüksek. Artı hani onlarca milyon euro bile konuşmuyoruz. Yüzlerce milyon eurolar konuşuluyor yıldız oyuncular için. İlerleyen yaşlarında ancak ülkemize kazandırabiliyoruz bu tip oyuncuları. Ama halen tecrübeliyle yine bizim ligimizi kaldırabiliyor bu oyuncular. Yine böyle transfer olabilir mi? Eğer uygun şartlar oluşur, iyi bir oyuncu olursa bizim de ihtiyacımız olan, tabii ki olabilir. Neden olmasın? Başkanım, kadın futbol takımı kurmayı düşünüyor musunuz? Ya da var mı? Ben bilmiyorum ne var kadın. Kadın futbol takımı ile ilgili çalışmalarımız var. Şu an kuruluyor. Maçlar da yapıyorlar. Var şu an bir takımımız. Peki. Bir seyirci sorusu daha okuyacağım başkanım. Bazı oyuncular maç seçiyor, katılıyor musunuz demiş seyircimiz. Bazı oyuncular maç seçiyor. Çok hani doğru bir terim değil. Yanlış da değil. Şöyle yanlış değil. Bazı oyuncular tabii ki güçlü takımlara karşı ayrı motive oluyorsunuz. Hani karşınızdaki rakip Galatasaray'sa, Fenerbahçe'yse, Beşiktaş'sa, Trabzon'sa insanlar ayrı motive oluyor. Bu her takımda var. Yani her futbolcuda var. O maçlara ayrı motive oluyorsunuz. Maça çıkmadan önce daha kendinizi motive ediyorsunuz. Rakibi zayıf gördüğünüz zaman hata yapıyorsunuz. O zaman performansınız da düşüyor. Ne yazık ki bu tip sorunlar her kulüpte, her futbolcuda var. Başkanım, Mecnun Başkan 10 numara yıldız sözü vermiş. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Bununla ilgili soru gelmiş. Vallahi Mecnun Başkan söz verdiyse yerine getirir. 10 numara bölgesinde de bir çalışmanız var mı peki? Düşünülsünler var mı aklınızda? 10 numara bölgesi sürekli söyleniyor da günümüz futbolunda artık 10 numara futbolcu mantalitesi kalmadı. Yani ben de öyle düşünüyorum. 10 numara seviyesinde oynayacak futbolcu, şimdi biz 10 numara futbolcu hocamıza götürdüğümüz zaman, yani mesela Türkiye'de iyi 10 numara kimi sayabiliriz? Hacı'yı sayabilirsiniz. Alex'i sayabilirsiniz. Bunlar durarak futbol oynayan oyuncular. Şimdi günümüz, evet, futbolu çok dinamik. Sürekli koşan, sürekli basan, sürekli pozisyon yaratan oyuncu gerekiyor. Şimdi duran futbolcuyu siz aldığınız zaman 10 numara mantığındaki 10 numara oyuncunuz gerçekten takım içerisinde çok sırıtır. Ama 10 numara artık dediğimiz oyuncu 8 numaranın iyisi diyelim. Yani 10 numara demeyelim de, çünkü 10 numara oyuncu, 10 numarayla oyuncu oynayabilecek bir sistemimiz mevcut değil. Neredeyse hiçbir takımda yok. Evet. Peki Sivasspor Scout ekibi... Futboluna müsait değil yani. Katılıyorum başkanım. Sivasspor Scout ekibi nasıl bir yol izliyor diye bir soru var. Sivas'ta veya Sivas'ta birçok genç yeteneğimiz var. Ya geçen sene ve ondan önceki sene pandemiden dolayı çok oyuncu izleyememiştik. Bu dönemde Rıza Hocam'ın ekibi şu an yurt dışı olsun, yurt içi olsun maçlara gidip oyuncu izletiyoruz. Ciddi bir çalışma yapıyorlar yani. Peki başkanım, altyapıya sizin kişisel olarak bakışınız nedir? Bana göre yabancı sorumluluğuyla yabancı kurumla uğraşmak yerine altyapılara daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin fikriniz nedir sanıyorum? Ya altyapı bu ülkenin kanayan yarası. Altyapıdan kolay oyuncu çıkmıyor. Çok
çalışmanız gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi bir sistem kurmanız gerekiyor. Ciddi bütçeler harcamanız gerekiyor. Şu an Türkiye'de altyapı ile ilgili en başarılı kulüp gördüğüm üzere Altınordu ve Trabzonspor bu konuda başarılı. Evet. Altyapıdan oyun çıkartıp oynatabilen. Altyapıdan çıkan oyuncuyu her hocanın oynatması da cesaret ister. Yani sadece altyapıdan oyun çıkartmak yetmiyor. Altyapıdaki Evet. oyuncu oynatmak da gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten zor bir süreç. Altyapının sağlam olmaması her kulüp için ciddi problem. Hem çok büyük maliyetlerle oyuncu transfer etmek zorunda kalıyorsunuz, kendiniz yetiştiremediğiniz zaman. Hem de ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte takımınız bugün Sivasspor ligin en yaşlı takımlarından bir tanesi, belki de en yaşlı takımı. Dolayısıyla altyapı çok önemli. Altyapı ile ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz şu an. Ama dediğim gibi pandemi süreci biraz bizim altyapı sürecimizi ne yazık ki sekteye uğrattı. Tekrar yeniden sıfırdan toparlanıp tekrar yapmamız gerekiyor ki yani bir oyuncu 3-5 senede çok zor yetişir yani. Yani şimdi şöyle bir şey var başkanım. Yani ben de genel olarak futbolu yönetenler kısmını bu konuda eleştiriyorum. Hani altyapıya önem verilmiyor vesaire. Ama şimdi şöyle de bir şey var. 3-5 maç kazanamazsa koltuğum gidecek diye düşünüyor. Taraftar ayrıyetten çok böyle sabır beklemiyor. Bir an önce başarı gelsin. Her maçı kazanalım istiyor. Yani bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Sadece yönetenler de suç değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ya katılır tabii mısınız? taraftar her maç galibiyet, her maçı iyi futbol bekler. Normal yani biz de bekliyoruz. Ama beklentilerimiz her zaman olmuyor. Hayatta da olmuyor. Hayatta olmadığı gibi futbolda da olmuyor. Futbolun cilvesi bu. Yani her kulüp sonuçta hiçbir kulüp sahaya hadi beraber kalalım veya yenilmeyelim veya yenilelim diye çıkmıyor. Herkes galibiyet için çıkıyor. Herkesin kendi kulübünden beklentisi var. Hangi kulüple maç yaparsanız yapın. Bugün Türkiye Kupası'nda üçüncülük takımıyla Sivasspor karşılaşma yapsa o takım da Sivasspor'u yenmek için sonuçta gelecek. Evet. Biz Avrupa maçı oynasak rakibimiz yani Avrupa devlerinden biri olsa biz bu maçı kaybetmeye gidiyoruz demeyiz yani. Hepimizin bir beklentisi var. Onun için taraftar kendince haklı. Biz de haklıyız. Dolayısıyla herkesin başarı beklemesi gayet normal. Başkanım, hakem hatalarıyla ilgili kulüp neden açıklama yapmıyor diye eleştiriler var. Buna katılıyor musunuz? Hakemlerden yana bu sene sıkıntı çekmenizi düşünüyor musunuz? Ya evet ya hakem performansı gerçekten bu sene çok çok daha kötü bir seviyede. Özellikle bu hafta neredeyse her maçta ciddi hakem hataları olduğunu gördük. Sadece bizim maçımız değil. Hani diğer müsabakalarda da aynı problemler yaşandı. Hani hakem adı veya futbol takımı adı vermek istemiyorum bu konuyla ilgili. Ama şöyle ben eleştirirken önce mesela bizim maçta işte gol pozisyonunun iptal edilmesi. Kaleciye faul var mı yok mu tartışması vardı. Ben statta izlerken pozisyonu faul olarak değerlendirdim. Ama dikkatli incelediğimizde videodan video hakem vasıtasıyla baktığımızda aslında pozisyonda bariz bir faul söz konusu değil. Böyle durumda VAR sistemi yani o pozisyonu iptal ettirmesi lazımdı. Gol olması lazımdı. Nitekim VAR orada ilginç bir şekilde devreye girmeden pozisyonu faul olarak değerlendirip devam ettiler. Ama bu bir bahane değil. Yani biz Başakşehir maçını çok iyi oynadık. Kazanacaktık da hakem mi bize mani oldu? Hayır. Şimdi biz önce kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor. Eğer biz iyi futbol oynayıp sahada gerekirse hakemi, gerekirse rakip takımı yenmeniz gerekiyor. Futbolun şeyi bu. Hakem hataları hep olacak. Yani hakemleri eleştirelim. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirebiliriz. Hakem hatalarında çok evet bariz hatalara maruz kaldığımız da oluyor. Ne yazık ki. Ama bu sadece Sivasspor'a veya diğer herhangi bir takıma yapılmıyor. Her takımın başına geliyor. İşte bu hafta izlemişsinizdir. Maç isimleri vermeyeyim. Yani birçok maçta bu hataları gördük. Aklım Adana Demir.
Trabzon maçları falan geldi başkanım benim şu an değil mi? Başakşehir'in dışında. Yani. O maçlarda İzlediğim var. maçlar. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçında da bir sürü tartışmalı bence pozisyon var. Trabzonspor Antep maçında da var. Adana Demirspor maçında da var. Yani bizim maçta da var. Hani neredeyse olmayan maç yok gibi denecek kadar az yani. Ne yazık ki hakemlerin performansı düşük. Ama video hakem olan bir yerde. Yani VAR sisteminin olduğu bir yerde. Bu kadar hata olması gerçekten enteresan. Ama ne yazık ki Başkanım, bunlarla ilgili bir konuşma yaptığımızda ceza alıyoruz yani. Tabii de o boyutu var işin. Evet. Başkan Apindango'ya sormuşlar. Geri dönecek mi? Vallahi Apindango'ya ne yazık ki talihsiz bir sakatlık yaşamıştı geçen yıl. Tam iyileşti, takıma döndü. Sözleşmesini yeniledik. Tekrar sakatlandı. Hani ligin ikinci yarısı inşallah full oynar diye düşünüyorum.